Milliyetçi hareket partisi genel başkanı Devlet Bahçeli İsrail Dışişleri Bakanının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan sözlerine sert tepki gösterdi. "Sayın Cumhurbaşkanımıza hedef alan, siyasi, tarihi ve nesnel gerçeklerle asla bağdaşmayan alçak sözlerine nefretle lanetliyorum." dedi. İsrail Dışişleri Bakanının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan sözlerine bir tepki de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi alçak sözlerini nefretle lanetliyorum dedi. İsrail dışişleri bakanının sayın Cumhurbaşkanımıza hedef alan alçak sözlerini nefretle lanetliyorum. Soykırımcı bir yönetimin panikle saldırması suçluluk psikolojisinin tezahürüdür. İsrail yönetiminin hesap vereceği günler uzak değildir. Bu durum sadece sabır ve zaman meselesidir. Devlet Bahçeli açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı. Türkiye'nin soykırımcı İsrail'e karşı kenetlendiğini söyledi. Türk milleti kenetlenmiş ve soykırımcı İsrail'e karşı kilitlenmiştir. Her türlü senaryo gündemde olmalı, siyasi, stratejik ve askeri tüm hazırlıklar tahkim edilerek Türkiye'nin hafife alınacak bir ülke olmadığı isabetle teyit edilmelidir. MHP Genel Başkanı Bahçeli Netanyahu'nun Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde ağırlanmasını da eleştirdi. Türk düşmanları kaybedecek dedi. Cani Yahun'un ABD kongresinde ayakta alkışlanması gerçek manada soykırımın ibrası, zulmün ifa ve icrasına rezil bir ikramdır. Bahçeli'nin bir tepkisi de Mavi Vatan için masal ifadesini kullanan CHP'li Namık Tana oldu. Vatana masal diyenlerin yolu batış ve mahvoluş, buna direnen ve tepki gösterenlerin istikameti de Türk ve Türkiye yüzyılıdır. Türk düşmanları kaybedecek, zafer meşalesi inanan milli yüreklerin elinde parlayacaktır.